Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mutlak değerli fonksiyonların grafikleri ile ilgili iki örnek çözeceğiz. İlk örneğimiz şu. Hemen yazacağım bir dakika. İlk örneğimiz şu. Ekstra örnekler diye başlık atalım. İlk örneğimiz y eşittir x eksi 2 artı 1 eksi y eşittir x eksi 2'nin mutlak değeri artı 1 fonksiyonunun grafiği. Şimdi daha önceki 3 alt başlığımızdan hiçbirine uymayan bir fonksiyon tipi bu. Fakat biz şunu hatırlayalım. Çözümde şunu kullanabiliriz. X eksi 2'nin grafiğini hatırlıyoruz, değil mi? Çünkü bu İlk alt başlığımızda, bir önceki videomuzun ilk alt başlığı içerisinde yer alıyor. Bunun grafiğini çizeriz. Ve ne yaparız? Y'ye sağa ve sola 1 eklersek ne yapmış oluruz? Bu grafiği bir yukarı kaydırmış oluruz. Bir birim yukarı kaydırırız. Ve bu fonksiyonu elde etmiş oluruz. Şimdi öncelikle şunun grafiğini çizmekle başlayalım. Bunun grafiğini ne yapıyorduk? Önce kendisini x eksi 2'nin grafiğini çiziyorduk. Şu x eksi 2'nin grafiği. Bir doğru. Sonra altta kalan kısmın x eksenine göre simetriğini alıyorduk. Yani bunun simetriğini alacağız. Grafik ne olacak? Böyle. Buraya 2 de geliyor. Burada da böyle yukarı gidiyor. Bir V şeklinde bir grafik. Hemen maviyle burası 2. Burası da 2. Şimdi bu neyin grafiği? X eksi 2'nin mutlak değerinin grafiği. Buna 1 eklersek, yani her şeyi bir yukarı kaydırırsak istediğimiz fonksiyonun grafiğini elde edeceğiz. O da şöyle. Burası 2. Bir birim yukarı kaldıracağız. Şöyle bir grafik. Burayı bu sefer 3'te kesecek. Burası 1. Bu şekilde kolları sonsuza giden V şeklinde bir grafik olacak. Neyin grafiği bu? X eksi 2'nin mutlak değeri artı 1'in grafiği. Peki biz o zaman bunu bir kurala bağlayabiliriz. Şimdi bunu bir kurala bağlayalım. Kuralımız şu. Y eşittir mutlak fx artı eksi B formundaki B de burada sıfırdan büyük eşit bir reel sayı olsun. Grafikler. Ne yapıyoruz? Önce mutlak fx'in grafiğini çiziyoruz. Yani fx'in grafiğini çizip x'in altında kalanları x'e göre simetriğini alıp mutlak fx'in grafiğini buluyoruz. Artık artı b kısmı için bunu b birim yukarı diğerinde ve eksi b için de b birim aşağı kaydırıyoruz. Kuralımız bu şekilde ifade edilebilir. Mesela hemen bir örnek verelim. Tekrardan. Zaten hani burada ilk verdiğimiz örnek neydi? Örneğimiz şuydu. Y eşittir mutlak x eksi 2'nin 1 ile toplanmasının grafiği. Burada mutlak x eksi 2'ye mutlak fx dersek grafiği çizdik ve bir birim artıdan dolayı yukarı kaydırdık. Şimdi bir tane daha örnek yapalım. Bu örneği bir sileyim ben. Örneğimiz şu olsun. Yeşil kalem kullanacağım.
Evet. Örneğimiz şu. Bu örnekte şöyle olsun. Y eşittir x kare eksi x artı 1'in pardon eksi 1'in grafiği olsun. Şimdi öncelikle x kare eksi x'in grafiğini çizmemiz lazım. Bunun için önce x kare artı x'in grafiğini çizmemiz lazım. X kare artı x'in grafiği ne? X kare eksi x'in grafiği nedir arkadaşlar? X'i 1'de ve 0'da kesen kollar yukarı doğru olan bir parabol. Şöyle. Tepe noktasını eksi b bölü 2 a'dan 1 bölü 2. 1 bölü 2 yerine koyarsak burada 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4 değerini alıyor. Bir daha kontrol edeyim. 1 bölü 2 koyarsak 1 bölü 4. Evet. Bu neyin grafiği? Burası 1. Burası 0. Burası da 1 bölü 2. Bu x kare eksi x'in grafiği. Peki buradan neye geçeceğiz? Aradığımız şey den önceki basamak ne? Mutlak f(x)'in grafiği. Yani x kare eksi x'in mutlak değerinin grafiği. Burada ne yapıyorduk? Altta kalan kısmın x eksenine göre simetriğini alıyorduk. Altta kalan kısım ne? Bu kısım. Bu kısmın x eksenine göre simetriğini alıyoruz. Ve geri kalan kısım aynı şekilde. O zaman burada tepe noktamız ne? 1 bölü 4. Burası 1, burası 0, burası 1 bölü 2. Bu neyin grafiği? X kare eksi x'in mutlak değerinin grafiği. Ne yapacağız? Bunu bir birim aşağı çekeceğiz. Yani burada eksi 1 olduğu için eksi b durumu var. Bir birim aşağı çekeceğiz. Şöyle. Bir birim aşağı çekersek buradan elde edeceğimiz her şeyi bir birim aşağı kaydırmak olacak. O da şöyle. Burayı bir de burada şöyle. Burada da böyle giden bir grafik. Tabi burada tam olarak nereleri kestiğini söyleyemiyorum. Fakat burada aldığı değer eksi 3 bölü 4. Burası eksi 1. Yine burası eksi 1. Burası 1. Bu neyin grafiği arkadaşlar? Bizim aradığımız x kare eksi x eksi 1'in grafiği. Şimdi bir örnek daha çözelim. Bu son örneğimiz. Farklı bir tip örnek. Bu alt başlığın içerisinde yer almayacak. İkinci tip örneğimiz. Ve daha önceki örneklerimizden farklı. Örneğimiz şu. Y eşittir. Y eşittir. X artı 1 çarpı X'in grafiği. Şimdi burada tablo yapmak daha mantıklı. Neden mantıklı? Şöyle. Burada bunun bir çarpma durumu var. Hani burası pozitif olarak da çıkabilir, negatif de çıkabilir. O yüzden hani burada tablo çizmek daha mantıklı, daha net görebilmek için. Tabloda önce x'in alacağı değerler. Burada kritik değerimiz ne? Mutlak değerli ifadeyi sıfırlayan değer. Eksi 1. X artı 1'in mutlak değerinin kritik değeri bu. Burada x eksi sonsuzda artı sonsuza doğru gidiyor. Burada da y var. Ne yapacağız? Y'ne x artı 1'in mutlak değerini x ile çarpmak sadece. Kritik değerimiz burada eksi 1. Eksi 1'den önce x artı 1'in kendisi negatif değer alır. O zaman mutlak değerden negatif olarak çıkar. Yani eksi x artı 1 çıkar. Buradan da x artı 1 olarak çıkar. Biz burada her ikisini de x ile çarpacağız. Çünkü ne yapıyoruz? Mutlak değer x artı 1 x ile çarpıyoruz. Y o zaman ne olacak burada? Eksi x çarpı x artı 1 olacak. Burada. Burada ise x çarpı x artı 1 olacak. Yani burada yazacak olursak elde edeceğimiz şey eksi x kare eksi x yani eksi parantezinde x kare artı x. Burada ise elde ettiğimiz şey x kare artı x. Şimdi bunu parçalı fonksiyon çizerek bir kurala bağlayalım.
Kuralımız şu. X küçük eşittir eksi 1 iken neydi bu fonksiyon? Eksi x kare artı x. X 1'den, eksi 1'den büyükken ise ne? X kare artı x. Şimdi parçalı fonksiyonların grafiğini çizmeden hatırlayacaksınız. Öncelikle şu iki fonksiyonun da grafiğini çizeceğiz. İkisi de parabol. Birinin kolları yukarı, diğeri de kolları aşağı. X kare artı x, x'i eksi 1'de ve 0'da kesecek. Kolları yukarı doğru olan bir parabol. Bu ne? X kare artı x parabolü. Burası eksi 1, burası 0. X kare artı x'in negatif, yani eksi x kare artı x grafiği ise bunun tam tersi. Yine x'i eksi 1'de 0'da kesiyor ama kolları aşağı doğru olan bir grafik. İkisinin birinin tepe noktası birinin tepe noktası 1 bölü 4, eksi 1 bölü 4. Diğerinin de 1 bölü 4 oluyor. Şimdi burada ne yapacağız? Fonksiyonumuzun ne olduğunu belirlememiz lazım. X eksi 1'den küçükken hangi fonksiyona eşit? Eksi parantezinde x kare artı x'e eşit. Yani kolları aşağı doğru olan parabola eşit. Yani eksi 1'den küçük olan kısımda, yani şu kısımda hangi parabola eşit? Kolları aşağı doğru olan parabola eşit. O da nere? Şura. Sonrasında ise kolları yukarı doğru olan parabola eşit. Yani buna. O zaman bizim bu fonksiyonumuzun grafiğini tekrar burada çizecek olursak nasıl bir şeklimiz var? Y eşittir. Neyin grafiği? Y eşittir. X artı 1 mutlak değeri çarpı X'in grafiğini çizeceğiz. O da neymiş? Burada böyle kolları aşağı doğru olan bir parabolümsü şekil. Sonra buradan geliyor. Ve böyle giden bir grafik. Evet arkadaşlar, mutlak değerli fonksiyonların grafikleri konumuzu bu videomuzda sonlandırdık. Umarım faydalı olmuştur. Hocamdan Dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.